A B C D L K F E ve D F G birer dikdörtgen. D C E F eşit bir metre. G uzunluğu iki buçuk metre. G F uzunluğu bir buçuk metre. Yukarıda verilen kapılar bir bahçenin giriş kapıları olup oklar yönünde hareket etmektedir. Kapıların altında bulunan fırçalar kapıların geçtiği yerleri temizlemektedir. Kapılar oklar yönünde 90 derece açıldığında DFGH dikdörtgeni üzerinde kaç metrekarelik kısım temizlenmiş olur diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar, buradan baktığımızda şu uzunluğun 1,5 metre olduğunu görüyoruz. Burası 1,5 metre, burası 2,5 metre. Kapıların boyutu da 1 metre. Yani bu kapıyı ok yönünde açarsak şöyle bir çeyrek daire olmuş olacak. Bunu da buradan açtığımızda çeyrek bir daire, yarıçapı bir birimlik bir çeyrek daire. Burada da aynı şekilde yarıçapı bir birimlik bir Çeyrek daire açmış olacağız. Bu durumda tüm dikdörtgenin alanından yani şöyle yazalım isterseniz 5, 5 bölü 2 olarak yazalım. 2.5 5 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin çarpımından arkadaşlar 2 tane çeyrek bir yarım daire olacak. Birin karesi çarpı pi. Pi yerine de 3 alırsak bölü 2 dememiz yeterli olacak. 5 bölü 3 15 bölü 4 buradan geliyor. 3 bölü 2 buradan geliyor. Burada tabii ki şunun paydasını genişletirsek 6 olacak. 15 tane 6'yı çıkartırsak 9 bölü 4 olarak bulunmuş olacak. Bizden istenen yer ne kadarlık yeri e, temizlenmemiş olur diye soruyordu. 9 bölü 9 bölü 4'lük kısım temizlenmemiş olur. Yukarıdaki şekilde birbirine teğet 6 tane eş dairenin merkezleri o merkez o merkezli çemberin üzerindedir. O merkezi çemberin yarı çapı 6 santim olduğuna göre mavi renk ile boyalı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım. Bakınız bu çemberin merkezi. Merkezlerini birleştirirsek şöyle birleştirelim. Bu şekilde birleştirelim. Hatta bunları da birleştirebiliriz şu şekilde. Bunları da bu şekilde birleştirdiğimizi düşünelim. Böyle birleştirdik. Tüm her tarafını bu şekilde birleştirebiliriz. Bunu devam ettirdiğimizde şuraya da gelecektir tabii ki. Yarı çapı 6'ymış. Bunun yarı çapı 6. Bunun yarı çapı 6. E buradan eşkenar üçgenler çıkacak. Eşkenar üçgenler çıkacağına göre burada tabii ki şuradaki uzunluklar hepsi birbirine eşit olduğu için yarı çap yarı çap. Aynı şekilde yarı çap yarı çap yarı çap yarı çap. Burada bir altıgen oluşmuş olur. Altıgenin bir iç açısı 120 derece ve şuradaki merkez açısı da 60 derecedir. O zaman şuradaki açılar da 60 derece. Burası da 60 derece. Bunun yarıçapı 6 ise o zaman buradaki parçaların yarıçapları 3 olmuş olacak. Arkadaşlar şuna bakalım. Buradaki e, parçanın buraya denk olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki taralı alanın şununla aynı olduğunu görüyoruz. Bir çember yaptı. Şuradaki dışta kalan parçayla bu aynıdır. Onun için buradaki bununla eşit olmuş oluyor. Buradaki parçayı da buraya taşıdığımızda 3 tane dairenin alanları toplamını istiyor bizden. 3'ün karesi çarpı pi bir tane daire çarpı 3 dersek 3 tane daire olacak. Burada 27 pi olarak bulunmuş olacak. Toplam alan 27 pi olur. Şekil 1'de ABCDEF düzgün altıgen ve bu altıgenin çevrel çemberi verilmiştir. Şekil 1'deki mavi bölgeler bulundukları kenar üzerine katlanarak şekil 2'deki pembe kapalı bölge elde edilmiştir. AB uzunluğu 4 birim olduğuna göre şekil 2'de pembe renk ile boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. Şurası çemberin merkezi olsun. Merkezinden şurayı birleştirdik. Burayı birleştirdik. Düzgün altıgen olduğuna göre her bir yayın 60'er derece olduğunu hemen söyleyebiliriz. O zaman buradaki açı da 60 derecedir. Bu durumda buradaki kenarlar da 4 4'tür. Çünkü bunlar da eşit olduğu için buradaki açılar da 60'er derece olacak. O zaman burası 4. Biz şuradaki alanı bulabiliriz. Şuraya A dediğimizde A alanı şöyle bulunacak. 60 derecelik dilimin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartılarak bulunur. 4'ün karesi çarpı pi bölü e, 6. 60 derecelik dilim 6 olacak. Eksi eşkenar üçgenin alanı 4'ün karesi kök 3 bölü 4 olarak bulunmuş olacak. Buradaki işlemi yaparsak a'nın alanı 4 kere 4, 16. 8 pi bölü 3. Buradan 8 pi bölü 3. Eksi 4 kök 3 gelmiş oldu. A alanı bu şekilde. E biz bu alanı buraya katladığımızda yani aynı mantığı tekrar düşünürsek buradan itibaren tekrar düşündüğümüzde yine burası 60 derece. Şuraya B diyelim. B parçasını bulursak bundan 6 tane olduğunu söyleyebileceğiz. E şuradaki alanı A olarak biliyoruz biz. Eşkenar üçgenin alanından A'yı çıkartacağız. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 4 olan eşkenar üçgenin alanı 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten A'yı çıkartırsam B'yi bulacağım. A dediğimiz yerde 8 pi bölü 3 eksi 4 köküçtü. Bunu çıkartırsak 4 köküç buradan geliyor. 4 köküç de buradan gelecek 8 köküç. Eksi 8 pi bölü 3 olmuş olacak burası. Bu bir tane B'nin alanı. Bundan 6 tane olduğu için 6 kere 8 48 köküç eksi 6 kere 8 48 bölü 3'ten 16 pi olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu durumda cevabımız B şıkkı olur. Birbirine dıştan teğet 7 tane birim daire şekildeki gibi yerleştirilmiştir. O1, O2 ve O3 bulundukları dairelerin merkezleri olduğuna göre sarı renk ile boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Birim daire olduğu için 1 1 1 1 dedik yani şuradaki uzunluk 4 çıkmış oldu. Buraya da aynı şekilde 1, şurası 2, burası 2, burası 1, 2, 4, 6 da bu uzunluk çıkmış oldu arkadaşlar. Şunu birleştirirsek bakınız buradan şurayı birleştirdiğimde şuranın da yarıçapları çapları bir birim bir birim olduğu için bu aradaki açıyı 60 derece olarak bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Buradaki üçgenin alanından beyazla boyalı olan beyaz olan yerleri yani şuradaki bir dilim, buradaki bir dilim, buradaki yarım, yarım, yarım. Bakın 3 tane yarım var. Bir tane de üçgenin açılarından dolayı bir yarım var. Yani şunlar üç'ü 1 2 3 yer topladığımızda yarım çember yapar. Ve burada bir yarım. Eee burada bir yarım, burada bir yarım, 2 3 yarım. yarım. Bunlardan da bir yarım geliyor. 4 tane yarım. 4 yarım 2 tam. 2 tam yapacak. O zaman arkadaşlar bizim yapmamız gereken işlem şu. Bu üçgen bu üçgenin alanından 2 tane tam olan çemberin dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. O zaman öncelikle üçgenin alanını bulalım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 değeri de kök 3 bölü 2'ye eşittir. Eksi 2 tane pi çarpı 1'in karesi. 2 çarp 2 tane pi r kareye eşittir. Bir tane alanı pi r karenin bir tane dairenin alanı pi r kare. 2 tane olduğu için 2 pi r kare dedik. Buradan da 6 kök 3 eksi 2 pi olarak gelmiş olacak. 6 kök 3 eksi 2 pi değerimiz arkadaşlar burada a şıkkında var. Cevabımız bu olacaktır. Yukarıdaki şekilde birbirine A noktasında dıştan teğet olan M ve O merkezli iki çember verilmiştir. O merkezli çemberin M merkezli çember üzerinde dönerken A noktasının büyük çember üzerinde bıraktığı izler şekilde gösterilmiştir. Buna göre küçük R'nin büyük R oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu bu yöne doğru dönüyor. Bu şekilde döndü. Bakın A'nın geldiği yer yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane e bu şekilde 6 parça şeklinde buraya gelmiş. Yani buradaki uzunluk normal şartlarda 2 pi r çarpı e, 270 bölü 360 ile bulunur. Yani şuradaki uzunluğun tamamı arkadaşlar 2 pi r çarpı 270 bölü 360 ile bulunur. Buradaki bir tur 2 pi r ile bulunacak. O zaman buradaki uzunluk arkadaşlar buradakinden 6 tanesi bu uzunluğa eşit olmak zorunda. 6 çarpı 2 pi r eşit olacak. 2 pi büyük r çarpı 270 bölü 360. Buradan gerekli işlemleri yaparsak. 2 pi'ler birbirini götürsün. 2 pi'ler götürdü. Şunlar birbirini götürsün. Şöyle baktığımız zaman zaten 3 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Şuradaki 3 ile 6'yı sadeleştirsem 2. 8R eşittir büyük R'ye oldu. 8R büyük R'ye eşit oldu. Zaten bizden de R bölü büyük R oranını istemişti. Büyük R yerine 8R dersek R bölü 8R'den cevabımız 1 bölü 8 olarak bulunur. Burada cevabımız arkadaşlar C şıkkı olur. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki bir levha D doğrusu üzerinde döndürülmektedir. Her bir dönme saat yönünde ve 90 derece olacak şekilde sağ tarafa 3 kez döndürülerek şekil 2'deki konum elde edilmektedir. AD3 DC4 olduğuna göre A köşesinin toplam aldığı yol kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle dersek şimdi burası 4 şuradaki uzunluk 3 birim. 3 birim olduğuna göre şuraya şu şekilde dönmüş olacak. Yani 1 bir birim yukarıya çıkacak buradan aşağıya gelecek. Şöyle sonra buraya geldi. Sonra bunu tekrar buraya yatırdığımızda şu şekilde bir şekil oluşmuş olacak. Sonra buraya geldi. Şimdi A noktasının geldiği yerlere bakalım. Burada A noktasıydı buraya geldi. Sonra bu A noktası şuraya geldi. Sonra buraya gelmiş oldu. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren B merkez olarak düşünürsek buradan bu şekilde bir gidiş yaptı. Sonra buradan itibaren ee, şöyle gitti, bakın buradan buraya gitti. Tabii ki onu gösterebilmek adına şunu söylememiz lazım. Şuradan şu şekilde gelmiş oldu merkezi burası olan bir e, çember yayı gibi düşünün. Sonra buradan da şöyle gelmiş oldu arkadaşlar. Buradan da D noktası merkezli A'ya gelmiş oldu. Burada bir çeyrek çember var, 3-3. E, burada e, yarı çapı 4 olan bir çember var. Sonra burada dikkat edin burası 3 şurası 4 olduğu için 5. 5'lik bir çember var. Orada şu açının kaç derece olduğunu bulmamız gerekiyor. Sırayla başlayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar burası 4. 4'ün karesi şöyle yazalım. Ee, A köşesinin toplam aldığı yolu soruyor. Aldığı yolu sorduğu için 2 çarpı pi çarpı 4 bölü 4 çeyrek daire şeklinde buraya kadar geldi. Sonra buradan 5'lik geliyor ama şuna dikkat edelim. Şuradaki açı alfa ise buradaki açı beta. Alfanın gördüğü 3. Buradaki üçgenle bu üçgen aynı üçgen olduğu için buradaki alfa buradaki de beta olmak zorunda. Şurası da 4 çünkü. Onun için buradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 2 çarpı pi çarpı 5 bölü 4 gelmiş oldu. Sonra arkadaşlar 3. aşamada da şurası yarıçapı 3 olan parça gidiyor. 2 çarpı pi çarpı 3 bölü 4 gelmiş oldu. 4 kere 2 8. 5 kere 2, 10. 18. 6 da 24. 24 pi bölü 4'ten burada 6 pi'lik yol gitmiş oldu arkadaşlar. A köşesinin değiştir e, köşesinin toplam aldığı yol 6 pi santim olur. Bir düğün merasiminde drone ile kamera çekimi yapılmak isteniyor. Drone yerden 12 metre yükseklikteyken 25 metre karelik O merkezli OA yarı çaplı dairesel alanı kameraya kaydedebilmektedir. OB yarıçaplı 100 metrekarelik dairesel pistin tamamını kameraya alabilmek için drone, drone OT boyunca doğrusu üzerinde en az kaç metre daha yükselmelidir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Buradaki mesafenin 12 birim olduğunu biliyoruz. şuradan da dikkat edin. Burası 25 tamamı 100. Tamamı 100. 25 Bölü 100 dediğimizde bu benzerlik oranının karesine eşit olacak. Yani burası 1 bölü 4 olacak. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 2 bu çemberler arasında. Şöyle düşünürsek biz tam e, şuraya göre düşünelim. Şöyle düşündüğümüzde e, buranın yarı çapı 5 gibi düşünebilirim. Sayısal değer olarak 5 gibi düşünelim. Burası 12 olduğunu düşünürseniz 5 12 13 üçgeni gibi düşünebiliriz. E, biz bunu belli bir miktar yukarıya çıkarttığımızda belli bir miktar yukarıya çıkarttığımızda Buradan şuraya gelmesini istiyoruz. O zaman arkadaşlar benzerlik oranı da yani tabii ki orası değil. Şöyle de yapabiliriz şunu şurası diyelim. şöyle Şuradan şöyle gelsin, şunun uzantısına gelsin. Böyle baktığımızda. Şuradaki mesafe 12 buradaki mesafe 13 tamamı da 100 olduğu için buranın da 5 olması gerekiyor. Yani burası 25 metrekarelik yeri 5 olarak düşündüysek 100 metrekarelik yeri 10 olarak düşündük ve benzerlik oranından bunun 1 bölü 2 olduğunu bulduk. E o zaman buranın 12 metre daha yukarıya çıkması lazım ki tamamını kapsayabilsin. O zaman arkadaşlar cevabımız burada 12 metre olur. ABCD dikdörtgeni içerisine AL ve KC çaplı iki yarım çember yerleştirilmiştir. K ve L, K ve L teğet noktalardır. Dikdörtgenin bir köşegen uzunluğu 3 kök 10 santim olduğuna göre şekildeki pembe renk ile boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin merkezinden teğete giden doğrunun dik olduğunu biliyoruz. Şuraya dik geliyor. Aynı mantıkla buradan da merkeze giden dik olmuş olacak. Zaten iki yarım çember yerleştirilmiştir diye söylemiş. E o zaman zaten bu yarıçap R, bu yarıçap R olduğuna göre burası R, burası R, burası da aynı şekilde R olduğundan burası da R olmuş olacak. Bu durumda dikdörtgende dikkat edin. Kısa kenar R, uzun kenar 3R olmuş oluyor. Burası da R kök 10 olacak. Pisagor bağıntısından dolayı arkadaşlar. E burası R kök 10 dediğimiz yer R kök 10 dediğimiz yer 3 kök 10'a eşitse R eşittir 3'tür. R'yi de bulduk. Yarı bulmuş olduk. O zaman bir kenarı yani şuradaki parçası 3 burası 3 olmuş oluyor. Arkadaşlar şurayı çizersek bakın şurayı çizdiğimizde bu çemberler birbirine eş çemberler ee, yani eş olmasa bile biz bunun yarı eşit olduğundan dolayı eş olduğunu söyleyebiliyoruz. E şuraya A demiş olsak buraya da A diyebiliriz. Aynı alandır. Sonuçta bu taraftan da diğer taraftan da baksanız aynı alandır. O zaman şunu şöyle çizdiğimizde şurayı çizdiğimizde arkadaşlar bir de burayı çizelim. Dikkat edelim. Şuradaki parçayı buraya getirebilirim. Buradaki parçayı da buraya getirebilirim. O zaman bizden istenen yer A artı B. Yani 2 artı 2B istenmiş. O zaman 2 artı 2B dediğimiz yer 3 çarpı 3 bölü 2 buradan. 3 çarpı 3 bölü 2 buradan. Ya da bu parçayı da şuraya yerleştirdiğimizi düşünürseniz 3'ün karesinden 9 olarak gelmiş olacak. Cevabımız burada A şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. E, bu durumda arkadaşlar test onu da bitirmiş olduk. Ve aynı zamanda e, dairede alan konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar bir sonraki test hatta bir sonraki konu olan e, analitik geometride tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.